Hafız ismi Cenab-ı Allah'ın isimlerin arasındadır. El Hafız diye geçiyor ve Allah Celle Celaluhu Hazretleri ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Bismillah, inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız. Çocuklarımızı inşallah bu yeni aldığımız binamızda Cenab-ı Allah'ın El Hafız ismi şerifinde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i koruyan, onu taşıyan ve onunla amel eden nesiller olmaları için çocuklarımızın elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz inşallah sizlerin duaları ve katkılarıyla. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir buyuruyor. Amel defterimizin kapanmaması için hayırda yarışalım. Gelecek nesillerin inşası için Belçika İslam Federasyonu Hafızlık ve Eğitim Merkezi projemize maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz. Herhangi bir banka müracaatı olmadan, faize bulaşmadan bu yeni ek binamızı, Hafızlık Eğitim Merkezimizi, Gençlik Kompleksimizi bu bünyemize katabilmek için siz değerli kardeşlerimizden bir cep telefonu değerinde destek bekliyoruz. Bir cep telefonu değeri bugün en düşük 500, en yüksek 1500 euro civarında. Sizlerden tek isteğim şudur ki bir cep telefonuna verdiğimiz değeri, önemi, kıymeti bu gençlik merkezimize, hafızlık eğitim merkezimize verelim. Camimizde 4 ve 15 yaş grubu arası 440'lı öğrencimiz var ve 24 hocayla inşallah bu işi götürüyoruz ve 10 sınıfımız var. Sınıflarımızın kapasitesi 15 kişilik ama aşırı talepten dolayı biz bu sınıflarımızdaki 15 kişilik adeti 20'ye çıkardık. Dolayısıyla da sınıflarımızın fiziki yapısı bu 20 kişiyi kaldırmıyor. Ondan dolayı camimizin yanındaki binayı satın alma girişiminde bulundu eğitim merkezi olarak. Bizden öncekiler, bizim önden gidenlerimiz bizlere bir eser bıraktılar. Bizler de bu eserleri daha iyi noktalara getirerek bizden sonraki evlatlarımıza, nesillerimize daha güzel miraslar bırakmak için yanımızdaki binayı almaya karar verdik. Unutmayın ki Yüce Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler inşa ederler buyuruyor. Bizler de inşallah dinimizin daha güzel bir noktaya gelmesi için burada okuyan hafızlarımızın, burada okuyan neslimizin kendi kültürümüzü, kendi dinimizi, kendi değerlerimizi daha iyi muhafaza etmesi için bu eğitim merkezlerini açmaya karar verdik, açıyoruz. Ve inşallah bizler de bizden sonraki nesillere daha güzel bir miras bırakacağız. Burada çocuklarımızın daha güzel eğitim almaları adına çalışmalar yapmaktayız. Bu da sadece bizle olacak iş değil. Sadece buradaki görev, buradaki yönetimin, imamların, başkanın değil değerli kardeşlerim. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala Tevbe Suresi'nde bizlere buyuruyor. Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Hemen arkasından tekrar Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kim ki hayra vesile olursa o hayrı işlemiş gibidir. Gelin hep beraber olalım, birlik olalım. Peygamber Efendimiz müjdeyi vermiş. Hepimizin yakınları var, komşusu var, kardeşi var, amcası var, dayısı var. Şu güzelim şehre gelin, çok büyük bir imza atalım. Faizsiz olur, sensiz olmaz. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul etsin. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'i okuyan, öğrenen, ezberleyen ve onu muhafaza edenlere. Neslimizin ihyası, geleceğimizin inşası için bütün kardeşlerimizin yeni merkezimize bağışlarını bekliyoruz. Sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var, maddi ya da manevi. Ve bizlere bu konuda yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz ve yapacağımız yardımları Cenab-ı Allah indinde kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Bu hayırda inşallah beraber yürüyelim, beraber hayırda yarışalım. Ve bu hayırda hep çevremize yayarak hayra vesile olalım. Neslimizin geleceğine sen de sahip çık.